Günaydın canlarım, günaydın güzellerim, günaydın gençler ve daima genç kalanlar ve genç kalmakta kararlı, ısrarlı olanlar. Canlarım, bu videoyu puslu ve hatta nemli ama sıcak bir kemer sabahında çekiyorum. Evet, güzellerim benim. Bugün köşe yazarı okuma saatinde size Yıldıray Oğur'un Karar Gazetesi'nde bugün yayınlanan yazısını okuyacağım. Ama ben bunu sabah çekiyorum. Zannediyorum saat 2 sularında ancak sizler izleyebileceksiniz. Güzellerim. İlginç buldum. Neden ilginç buldum? Çünkü Yıldıray Çernobil faciasından söz ediyor. Ben de eğer yine fırsat bulabilirsem bugün size İçeriklerimin bir tanesinde ekonomimizdeki Çernobil'i anlatacağım. Evet, Çernobil aslında kapalı Rus sisteminin yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin o dönemini o kadar iyi anlatıyor ki gerçeklerin değil, yalanların topluma bildirildiği ve toplumun gerçekler yerine yalanlarla yönetildiği, hatta bütün dünyaya da bu yalanların gerçekmiş gibi sunulduğu bir Sovyetler Birliği. Evet. Şimdi Yıldıray Oğur'un o güzel yazısını, bence çok ders verici yazısını hep birlikte dinleyelim ve tabii ki ben okuyayım. Ben okurken dinleyeyim müsaadenizle. Yazının başlığı şöyle. Bazen sadece gerçeği söylemek en büyük vatanseverliktir. Aynen katılıyorum. Sadece gerçeği söylemek vatansever olmak için yeterlidir. Oysa Türkiye yalanlar üzerine kurulmuş sahte gerçekliklerle yönetilmek istenen bir ülke. Yeni değil, yıllardır. Sürekli yalan, 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 yalan üzerine bina edilmiş bir siyasi yapı. Evet. Valeri Alekseyevich Legasov, Sovyet Bilimler Akademisi üyesi ve Moskova'daki Kurchatov Atom Enerjisi Enstitüsü'nün başkan yardımcılığını yapan bir Rus profesördü. Ama dünya onun adını 26 Nisan 1986 günü o sırada Sovyetler Birliği'ne bağlı bir cumhuriyet olan Ukrayna'daki Çernobil nükleer santralinde meydana gelen kazadan sonra duydu. Ülkenin en önde gelen nükleer uzmanlarından biri olmasına rağmen kazadan ancak saatler sonra haberi olmuştu. Çünkü parti yetkilileri uzun süre olayı gizlemeye çalışmışlardı. Haber ilk olarak resmi devlet televizyonunda Çernobil'den çekilmiş siyah beyaz tek bir kare fotoğraf eşliğinde bir kaza olduğu ama sorun giderildiği şekilde duyurmuştu. Canım ediyorum. Ama dünya sorunun giderilemediğini birkaç saat sonra Çernobil'den 1100 kilometre uzakta olan İsveç'te bilim insanlarının havada çok yüksek miktarda radyasyon tespit etmesiyle öğrendi. Yetkiler İsveç'te halktan tarlalardan yiyecek yememelerini, Almanya'da çocukların sokaklarda oynamamasını istemişti. Batı medyasına haberler yayılırken Sovyet medyası ise bu iddiaların Batı'nın kara propagandası olduğunu ileri sürüyordu. Türkiye aynı dış güçler kötülüğümüzü istiyor, ekonomimiz süper ama bizim ekonomimizi kötülüyorlar diyorlar. Bunu kim yapıyor? Dış güçler yapıyor. Yani bizden yaklaşık 500 milyar dolar alacağı olan yılda 180 milyar dolara yakın ithalat yapan ve bize çok daha fazlasını satan ya dış güçler yapıyor bunu. Yalanı bunlar uyduruyor. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir şey mümkün mü? Siz alacaklısı olduğunuz birisi hakkında dedikodu üretir misiniz batıyor diye? Hayır, aksine onunla ilgili iyi şeyler söylersiniz ki bir bankadan yeni bir kredi kapsın. Siz de ondan olan alacağınızı tahsil edin. Ama işte Türkiye aynı Sovyetler Birliği'nin Çernobil'de yaptığını Türkiye ekonomide yapıyor. Evet, devam ediyorum. Sovyet televizyonları karşı taarruza geçerek 1979'da ABD'de Three Mile adasındaki nükleer kazadan sonra Amerikalı yetkililerden olayı örtbas etmeye çalıştıklarını hatırlatan haberler yapıyordu. Ama uyarılar Moskova'yı da harekete geçirmişti. Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği'nin Genel Sekreteri Gorbaçov, başkanlığını enerjiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Boris Sherbina'nın yaptığı bir heyeti ne olduğunu anlamak için
olay yerine gönderdi. Çernobil kazasını araştıracak bilimsel heyetin başına da Prof. Valeri Legasov getirildi. Heyet önce Kiev'e, ardından santralinin yanına kurulmuş tesiste çalışanların ailelerinin yaşadığı Pripyat şehrine gitti. Onlar şehre vardıklarında kazanın üzerinden 18 saat geçmişti. Santralin üzerinden dumanlar yükseliyordu. Ama santrale 4 kilometre uzaklıktaki Pripyat'ta hayat hala normal seyrinde devam etmekteydi. İnsanlar sahilde güneşleniyor, çocuklar sokaklarda oynuyordu. Olan bitenin ciddiyetini kavramaktan uzak, gerçeğin ortaya çıkmasını örtbastan mahir olan resmi yetkililerin kazadan ancak 36 saat sonra şehrin boşaltılması talimatını vermesinde, Kremlin'de olayın bir kaza değil, gerekli tedbirler alınmazsa, Ukrayna ve çevre ülkelerde 100 milyon insanı bir asır boyunca tehdit edecek bir felaket olduğunun anlaşılmasında Prof. Legasov'un bilimsel görüşleri ve ısrarı etkili olmuştu. 49 yaşındaydı ve ölümcül sonuçları olacağının farkında olarak aylarca Pripyat'ta yaşamış ve santraldeki tehlikenin giderilmesi faaliyetlerine katılmıştı. Kazadan birkaç ay sonra Viyana'da Çernobil gündemiyle acilen toplanan Dünya Atom Enerjisi Kurumu'nun düzenlediği toplantıda kaza ile ilgili yaptığı sunumla dünyada adını duydu. Amerikan ve Avrupa televizyonlarından yayınlara çıktı. Sovyet yetkililere göre daha açık ve şeffaf bulunmuştu ama hem toplantıda hem de katıldığı yayınlarda Sovyetlerin itibarını korumaya dikkat etmiş, bunun insan hatasından kaynaklanan bir kaza olduğu tezini savunmuştu. Gerçek vatanseverler aynı zamanda ne kadar gerçek söylerlerse söylesinler, diğer yandan da kendi uluslarının çıkarını düşünüyorlar. Bizdeki gerçek yalancılar ise halkı uyuturken ve bütün dünyayı uyuturken aynı zamanda vatanın ve halkın geleceğini hiçe sayıyorlar. Ama daha sonra fikirlerini değiştirecek bilgilere ulaştı. Sorun sadece santral çalışanlarına yıkılamazdı. Çekirdeğin patlamasının sebebi Çernobil'de kullanılan teknolojideki yapısal bir sorundu. Bu sorun yıllar önce tespit edilmiş ama aynı teknolojiyle 11 santral daha yapıldığı için Sovyetlerin teknolojik üstünlüğü tezi hasar almasın diye bu tespitler saklanmıştı. Kazanın ikinci yıl dönümü geldiğinde anmalarda kimse profesörden bahsetmemiş, hiçbir toplantıda hazır bulunmamıştı. Bir gün sonra Rus resmi ajansı TASS bir haber geçti. 51 yaşındaki Valeri Alekseyevich Legasov hayatını kaybetmişti. Nasıl ve nerede öldüğü hakkında herhangi bir ayrıntının olmadığı haberde Gorbaçov başta olmak üzere Sovyet Politbürosu'nun taziye mesajlarına da yer verilmişti. Kısa bir süre sonra Profesör Legasov'un intihar ettiği ortaya çıktı. Bir ay sonra Pravda gazetesi profesörün Çernobil'de olan bitenleri gün gün anlattığı ses kayıtlarından bahsederek bir haber yayınladı. Kayıtlarda Legasov Çernobil'den sonra tedbirlerin zamanında alınmayışını eleştirmekte, kazadan sadece santraldeki görevlilerin sorumlu tutulamayacağını, reaktörün yapımında sorunlar olduğunu anlatmaktaydı. Arkasında bu kayıtları bırakıp silahını kullanmak yerine profesyonelce bağlanmış bir dağcı ipiyle kendini asarak intihar etmesi de hala şüpheli bulunuyor. Ama ardından bıraktığı eleştiriler sadece Çernobil'le aynı teknolojiyle inşa edilmiş diğer 11 santralin yenilenmesini sağlamakla kalmadı. Sovyet devlet makinesinin eskidiğine, daha fazla insanın ikna olmasına, Gorbaçov'un Glasnost ve Perestroika reformlarını hızlandırmasına da neden oldu. Belki de bu büyük imaj kaybı demir perdenin kazadan 3 yıl sonra gelen çöküşünü de hızlandırmıştı. İşte Amerikan HBO kanalı ve İngiliz Sky televizyonunun ortak yapımı olan 5 bölümlük mini dizi Çernobil, J.H. Harris'in canlandırdığı dizinin başrolündeki Prof. Legasov'un intiharından önce kasete aldığı konuşmalarıyla başlıyor. Yalanların bedeli nedir? Onları doğruyla karşılaştırmamız değil. Asıl tehlike şudur ki, yeterince yalan duyarsak doğruyu artık hiç tanıyamayız. Sonra geriye ne kalır? Geriye doğruyu ummaktan bile vazgeçip hikayelerle yetinmek kalır sadece. Bu hikayelerde kahramanların kim olduğu önemli değildir. Bilmek istediğimiz tek şey kimin suçlu olduğudur. Canlarım benim. 31 Mart'ta bir seçim geçirdik. Ekrem İmamoğlu bir seçim kazandı. AKP Genel Başkanı.
eski başbakan ve meclis eski başkanı Binali Yıldırım karşısında 14 bin oyla da olsa bir seçim zaferi kazandı. Ama öyle yalanlar söylenerek iptal edildiği seçimler ve öyle yalanlar söylenerek yeniliniyor ki artık neredeyse kendileri bile kendi yalanlarına inanır gibi oldular. Ama işin ilginci, Binali Yıldırım bir gün çaldılar diyor. Bir gün çıkıyor televizyonlara. Çalmadılar ama çaldılar demek zorundaydım. Çünkü sesimi duyurmalıydım diyor. Buna benzer bir dünya yalan, 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 yalan. Ve Türk halkı yalanlarla göz göre göre uçuruma sürükleniyor. Yakın tarihte yaşanmış, az çok bilinen bu olayı anlatmasına rağmen dizi gösterildiği ülkelerde büyük beğeni topladı. IMDb puanı çok az filme, pek çok az filme ve diziye nasip olacak. 9.7. Gerçekten muhteşem bir film. Yani yaklaşık 75'er dakikalık diziler şeklinde 5 bölümden oluşuyor. Açsana. Eğer varsa imkanınız izleyin derim. Türkiye'yi de bugünün Türkiye'sini de göreceksiniz. Ve siyasette yalanın, devleti yönetirken yalanın ne kadar iğrenç, ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha anlayacaksınız. Bu kadar ilgi görmesinde şüphesiz dizinin büyük bir felaketi, belgesel izlercesine izleyiciyi anlatmayı başarmasının payı büyük. Dizdeki nükleer santral görüntüleri ve bazı sahnelerin geçtiği santral kontrol odası, Sovyetler döneminde Çernobil'le aynı teknolojiyle inşa edilmiş 11 ikiz tesisten biri olan Litvanya'daki Ignalina nükleer santralinde çekilmiş. Dizide anlatılan insan hikayelerinde ise Belaruslu araştırmacı gazeteci yazar Svetlana Alekseyeviç'in Çernobil'in 500 tanığıyla yaptığı söyleşilerin yer aldığı Çernobil'den Sesler kitabı esas alınmış. Alekseyeviç bu güçlü anlatımıyla 2015 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görmüştü. Kitapta Alekseyeviç'in konuştuğu tanıklar arasında Çernobil'de çalışanlar için kurulmuş Pripyat şehrinde kazanın ardından sahilde güneşlenmeye devam edenler, santraldaki yangına müdahale etmeye gönderilmiş ölümden dönmüş helikopterlerin pilotları, yine neye müdahale ettiklerini bilmeden yanan nükleer maddeleri suyla söndürmeye çalışırken yüksek miktarda radyasyona maruz kalmış ve 3 ay içinde hayatını kaybetmiş itfaiye çalışanların yakınları da var. Dizide onlardan biri olan itfaiyeci Vasily Ignatenko ve hamile eşi Lyudmila Ignatenko'nun gerçek hikayesi de anlatılıyor. Ama dizinin senaristi Craig Mazin'e göre Çernobil'i bugün güncel yapan esas duygu yaşadığımız zaman diliminin ruhuna hitap etmesi. Bu zamanlarda da insanlar çürütücü bir fikirle karşı karşıya. Neye inanmak istediğimiz ne olduğundan önemli hale geldi. Neye inanmak istediğimiz ne olduğundan inanmak hale geldi. Evet. AKP'li milyonlarca İstanbullu seçmen. Neye inanmak gerektiğine, neye inanmaları gerektiğine inandırılıyorlar sadece. Ne olduğunu öğrenmelerine asla izin verilmiyor. Bir berbat bir tehlike. Çernobil'den çıkarılacak en önemli ders bu. Aynı fikirdeyim. Sovyet sistemi de kendi kült hikayesiyle sırılsıklam olmuştu ama bir gün gerçek fışkırdı. Dizi kendi itibarını korumayı her şeyden öncelikli gören kendi hikayesine aşık olmuş bir rejimin çalışma şekli. Bravo. Burada. Böyle bir rejimde gerçeği dillendirmenin riskini, gerçeği söyleme korkusu nasıl büyük felaketlere sebebiyet verebileceğini çok iyi anlatmış. Sen de çok iyi anlatmışsın kardeşim. Liyakat yerine partiye sadakat üzerine yapılmış kadrolar ve ideolojik hamasetin köreltici etkisinin en iyi anlatıldığı sahnelerden biri. Moskova'ya kazanın kontrol altında olduğu raporunu geçen Çernobil Santrali'nin iki üst düzey yöneticisinin Pripyat şehrinin konseyiyle yaptıkları toplantıda geçiyor. Toplantıda söz alan bir konsey üyesi, kusanları, yüzleri kanayanları, gökyüzündeki ışığı anlatıp şehrin hemen tahliye edilmesini öneriyor. Bu sırada Ekim devrimine katılmış yaşlı bir konsey üyesi ayağa kalkıyor. Evet, evet, o sahne beni çok etkilemişti. Acaba kaçınız buranın gerçek ismini biliyor? Elbette hepimiz ona Çernobil diyoruz. Gerçek ismine Vladimir İliç Lenin Nükleer Elektrik Santrali. Lenin bu gece hepimize gurur duyardı. Özellikle de seninle genç adam. Bu halka olan tutkunla gurur duyardı. Devletin yegane amacı da bu değil mi? Bazen unutuyoruz, bazen korkunun tutsağı oluyoruz. Ama Sovyet sosyalizmine olan inancımız her zaman ödüllendiriliyor. Sovyet sosyalizmine olan inançları her zaman ödüllendiriliyor. AKP'ye olan inançlar her zaman ödüllendiriliyor. Ama geri kalan doğruları söyleyenler
binbir cezadan geçiriliyor. Şimdi devlet bize buradaki durumun tehlikeli olmadığını söylüyor. İnanın yoldaşlar, devlet paniği önlemek istediğini söylüyor. İyi dinleyin. Doğru. İnsanlar askerleri gördüğünde korkacaklar. Ama insanlar kendi çıkarlarına uygun olmayan sorular sormaya başladığında onlara basitçe sadece işlerine bakmaları, devlet işlerini devlete bırakmaları söylenmeli. Şehri tecrit edeceğiz. Kimse gitmeyecek. Telefon hatlarını keseceğiz. Yanlış bilginin yayılmasını engelleyeceğiz. Aslında yayılmasını engellemek istedikleri doğru bilgiyi, onlar yanlış bilgiyi halkın beynine sokmaya ve halkın ölümünü bile göze almaya hiç çekinmeyen insanlar. Bu şekilde halkın emeklerini, meyvelerini heba olmasını engelleyeceğiz. Bu gece yaptıklarımız için hepimiz ödüllendirileceğiz. Bu sivrilmemiz bir fırsat. Bu toplantıda alınan şehrin tahliye edilmeme kararı, 36 saat boyunca binlerce insanın yanı başlarında yanan bir nükleer tesisi solunmasına neden oldu ve binlerce insan birkaç nesil boyunca bunun bedelini ödedi. Ödemeye